Değerli dostlarımız, Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun üretim tesisinde Gemlik'te çalışmalar hızla devam ediyor. 2022 yılında bantın indirilmesi, 2023 yılında ise yollara çıkması beklenen yerli otomobile müthiş bir özellik daha geliyor. Artırılmış gerçeklikle bilgilerin araç ön camına aktarıldığı asistan hizmeti bu araçlarda sunulacak. Bu özellikle gösterge panelinde hız, devir, vites, etraftaki araçların konum ve hızları gibi tüm bilgiler bu teknolojiyle aracın ön camına yansıtılabiliyor. Son teknoloji araçların yerli ve milli olacak olması hepimizi gururlandırıyor. Bu arada henüz kanala abone olmadıysanız abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdi kitap açılsın ve yeni bölümümüz başlasın. Detaylarıyla hem yerli aracımıza bakalım hem de yerli enerji konusunda Türkiye'nin yaptığı çalışmaları inceleyelim. Dünyada ve Türkiye'de artan enerji ihtiyacına sunulan çözümlere bakalım. Bilgi dolu bir bölüm sizi bekliyor. Doğaya atık bırakmadığı için çevre dostu olarak gösterilen elektrikli otomobiller için uzmanlar başka bir tehlikeye işaret ediyor. Uzmanlar bu araçlara elektrik üretmek için Avrupa'da en az 50 nükleer santrale daha ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor. Artan elektrik ihtiyacı dünyaya ekstra yük getiriyor. İran'dan gelen gazın kesilmesiyle yaşanan elektrik sıkıntısı da bu enerji konusunun Türkiye için ne kadar ciddi bir konu olduğunu gösterdi. Ne kadar karşı çıksak da bizim bu enerjiye ihtiyacımız var. TOK piyasaya çıktığında nükleer enerjiden elektrik üreten bir ülke konumunda olacağız. İlk reaktörümüz Mersin'de Akkuyu'da 2023 yılında açılmış olacak. Nükleer enerji dünyada yeşil enerji sayılacak. Avrupa Birliği 1990 yılından bu yana rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretmek için birçok yatırımlarda bulundu. 2014 yılı verilerine göre yenilenebilir enerji kaynaklarından Avrupa elektriğinin %25'ini karşılıyor. Nükleer santrallerde bu oran %27 ancak kömür, doğalgaz gibi yakıtlardan elektrik üretme oranı %48'i buluyor. Yapılan araştırma Avrupa Birliği elektriği sadece kömürden üretilseydi elektrikli otomobiller çevreyi petrolle çalışan araçlardan daha çok kirletirdi sonuçlarını ortaya koyuyor. Nükleer santrallerin dünya genelinde yapım ve işletmesine yönelik çalışmalar da son sürat devam ediyor. Son olarak 10 Avrupa Birliği üyesi ülke nükleer yeşil enerji olarak kabul edilsin derken Hollanda ve İsveç de nükleere desteğini açıkladı. Dünya genelinde 439 reaktör işletmede 52 tanesi ise inşa halinde bulunurken yalnızca Avrupa'da 173 reaktör işletmede 16 reaktör ise inşa halinde bulunuyor. Avrupa Birliği'nin elektriğinin %26'sı nükleerden karşılanırken bizim neden geç kaldığımız da ayrı bir tartışma konusu. Türkiye'yi de ilgilendiren en önemli enerji yatırımı nükleer güç santrali. 2010'da imzalara atılan nükleer güç santralinin 4800 MW kurulu güç kapasitesine sahip olması planlanıyor. Türkiye'nin kendi topraklarında nükleer güç santrali inşa etme niyeti 1960'larda ortaya çıkmıştır. 1995 yılında Türkiye, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımına dair anlaşmayı imzalayan ilk ülkelerden biri oldu. Peki sıra geldi yerli arabamızın hikayesini anlatmaya. Dünden bugüne gelen aşamaları gelin beraber inceleyelim. Tarihler 2011'i gösterirken Türkiye otomotiv sektöründe yarım kalan hikayesini yeni bir pencereyle aralamak istiyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı döneminde yerli otomotiv hayalini anlattı ve elini taşın altına koyabilecek isimler arıyoruz dedi. Önce lansmanı yapıldı, ardından Gemlik'te fabrikanın temelleri atıldı. Üretim bandı adım adım kuruluyor. Seri üretim içinde geri sayım sürüyor. Dünyanın da tercih edeceği bir araç için ihtiyaçlar doğru tercih edilmeliydi. O yüzden otomotiv üreticilerinin kalbine üst kuruldu. TOK'un Avrupa'ya açılan ilk kapısı Almanya oldu. Almanya'nın Stuttgart şehrine temsilcilik açıldı. Almanya'da 2030 yılına kadar 15 milyon elektrikli aracın trafiğe çıkması hedefleniyor. Karbon salınımı böylelikle giderek azalacak. Sektöre 3 milyar euronun üzerinde teşvik verildi.
doğuştan elektrikli Avrupa'nın ilk otomobili TOGG da bu pazara yakın olacak. Almanya'daki otomobil fabrikalarında görev alan binlerce gurbetçi bulunuyor. Otomotiv sektörüne girdiğinde firmaların rakip olarak bile görmediği Tesla, tüm zorluklara rağmen elektrikli otomotiv sektörünün şimdilik hakimi. Gurbetçiler de TOGG'u kolay bir sürecin beklemediğini ancak imkansız olmayacağını düşünüyor. TOGG, 2022 sonunda ilk seri üretim aracını banttan indirecek. 2023 yılında pazara çıkacak. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, ciddi anlamda pazardaki etkisini hissettirmeye başladı. Hali hazırda üretim aşamasında olan TOGG için net bir çıkış tarihi verilmiş değil. Yerli otomobilin bu yılın son çeyreği ile 2023'ün ilk çeyreği arasında satışa çıkması bekleniyor. TOGG hakkında bilinmeyen bir diğer detay ise otomobilin fiyatı. 40.000 euro ilk telaffuz edilen rakamlar. Şu anda TOGG'un kaç TL'den satılacağına dair kesin bir bilgi olmasa da rekabetçi bir fiyatla çıkacağı kesinleşti. Hepimizin bildiği gibi TOGG'a dair beklentiler oldukça yüksek. Dolayısıyla fiyatının çok yüksek olmaması bekleniyor. Fosil yakıtların kullanıldığı içten yanmalı motor teknolojisinin tarih olduğunu ifade etmekte fayda var. Bunların yerini alacak elektrikli araçların maliyetinin büyük kısmının da pillerden kaynaklandığını söylememiz gerekir. Farasis ile TOGG arasında bir işbirliğine gidildi. Polatlı'da lityum demir fosfat batarya fabrikası temeli atıldı. Türkiye'nin otomobilinde kullanılacak bataryaların Türkiye'de üretilmesine yönelik yatırım çalışmaları gelmekte tüm hızıyla sürüyor. Peki yerli otomobil TOGG seri üretime ne zaman geçecek? Şu anda projede her şey yolunda ilerliyor. Yıl sonunda inşallah ilk araçlar seri üretim bandından inecek ama biz TOGG gibi projelerin uzun vadede kalıcı başarıya ulaşmasında pil teknolojilerinin çok etkili olacağının farkındayız. TOGG'un uygun bir fiyat etiketiyle gelecek olması sektördeki dev isimleri de tedirgin etmiş durumda. TOGG'un uygun bir fiyat etiketiyle gelecek olması sektördeki dev isimleri de tedirgin etmiş durumda. Yeni ürettikleri elektrikli otomobilleri Türkiye pazarına getirmek isteyen yabancı üreticiler, TOGG'un çıkışına göre bir fiyat ayarlaması yapmak istiyorlar. Çünkü TOGG'un yanında daha yüksek etikete sahip olan elektrikli modellerin çok bir şansı olmayacaktır. Nitekim üreticiler de bu durumun farkında. Şimdi merak edilen asıl unsursa TOGG'un kaç TL'den satışa sunulacağı. Bunu sadece biz değil, tüm dünya, özellikle de sektörün dev isimleri merak ediyor. Milli enerjide bağımsız olmak için yapılan çalışmalardan memnun musunuz? Yapılan çalışmalar ve yeni nükleer santral, Türkiye'yi geleceğin ülkesi yapabilecek mi? Başkan Erdoğan, millileştirme çalışmalarında son hızla çalışıyor. Yerli otomobilimizle ilgili görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Yerli araba sizce kaç para olmalı? Daha fazla içeriğimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve dua ile. Hoşça kalın.